Sizi şok edecek bir şey söyleyeyim mi? Ben genelde oyunları beğenirim. Evet. Yani bir oyunun kusurlu kısımlarını eleştirmek ve nasıl daha iyi olabileceğini anlatmam demek o oyundan nefret ettiğim anlamına gelmiyor. Niye oynadım hiçbir oyunu beğenmediğimi düşünüyorum. Daha önce de belirttiğim gibi Marvel Spider-Man 2018'de en çok merakla beklediğim oyundu. Malum ki Kingdom Hearts 3 2019 ertelendiği için. Ve bu durum bana ilginç geliyor. Şöyle ki Uzunca bir süredir süper kahraman oyunları bu sektörün kara koyunları gibi görünüyorlardı. Genelde aynı dönem çıkmış olan sinema filmlerinden uyarlama olabildiğince ucuza geliştirilmiş, kalitesiz, niteliksiz ve anlamsız ürünler oluyorlardı çünkü. Elbette ki Arkham serisi gibi istisna durumlar vardı ama onun haricinde en iyi olarak tanımlanan süper kahraman oyunları bile bana aşırı çerezlik geliyordu. Triple A dediğimiz iyi cilalanmış, üzerine harbiden uğraşılmış süper kahraman oyunu yok gibi bir şeydi. Kendi adıma konuşmam gerekirse Spider-Man bu konuda durumu en bulanık olan karakterlerden biriydi. PlayStation 1'deki Spider-Man oyunları ayıla bayıla oynadığımı ve o konsoldaki favorilerimden olduklarını hatırlıyorum. Dolan başlı senaryoları ve sadece Spider-Man serisinden değil tüm Marvel evreninden tonla farklı karakterleri barındırmalarıyla dönemin Spidey hayranlarına yazılmış birer aşk mektubu gibiydiler. Ama sonra Sam Raimi'nin 2002 yapımı Spider-Man'in beyaz perdede boy göstermesiyle işler değişti. Bir anda orijinal senaryolardan vazgeçilerek filmleri oyuna uyarlama çabasına girişildi. Ve ben bu durumdan hiç ama hiç mutlu değildim. Sam Raimi'nin üçlemesinden uyarlanan 3 üç oyundan da mutsuz ayrılmıştım. Siz sormalı hemen söyleyeyim. Evet Spider-Man rezil PC versiyonunu oynadım çünkü o dönem PlayStation 2'm yoktu. Arada çıkan Ultimate Spider-Man inancımı geri getirir gibi oldu ama sonradan Friend or Foe ile bir kez daha yıkıldı. Son darbe ise Web of Shadows'un PlayStation 2 versiyonu ile geldi. PC ve konsollarda bir açık dünya oyunu olan Web of Shadows, PlayStation 2'de iki boyutlu mobilden hallice bir oyundu. Yaklaşık bir saat oynadıktan sonra diski kırıp attığımı hatırlıyorum. Evet, korsan bir diskti yani çok para vermemiştim. O günden sonra Spider-Man oyunlarına elimi sürmedim çünkü iyi olduklarına veya olabileceklerine asla inanmadım. Ta ki Sony çatısı altında ekskluzif bir Spider-Man oyunu yapıldığını dedikodularını duyana kadar. Sony gerçekten Spider-Man kadar büyük bir ismin ekskluzif oyun haklarını alabilir mi ki? Diye sormaya vakit bile kalmadan E3 2016'da duyuru yapıldı. Insomniac PlayStation 4'e özel bir Spider-Man oyunu geliştiriyordu. Yıllardan sonra ilk kez içinde Spider-Man ismi geçen bir şey için heyecanlanıyordum. Insomniac Sunset Overdrive ile zaten açık dünyada gezmekten her şeyi ne kadar eğlenceli yapabileceklerini kanıtlamışlardı. Ellerinde Spider-Man gibi atletik bir karakter olunca kim bilir ne kadar inanılmaz bir iş çıkaracaklardı ortaya. Üstüne üstlük oyun ekskluzivdi. Yani daha bir üzerine düşülmüş daha bir cilalı olacaktı heyecanlanmamak elde değildi. Sonraki iki yılda yine E3 konferanslarında izlediğimiz oynanış fragmanları da bu heyecanı katlayarak büyüttü. 2018 zaten fazlaca iyi bir yıldı ve tüm bu süper oyunların üzerine bir de Spider-Man'i oynayabileceğimiz gerçeği beni harbiden mutlu ediyordu. Oyunun açık dünya olduğunu, o açık dünyanın birbirinin aynı yan etkinliklerle dolu olduğunu ve bir noktadan sonra monotonlaşabileceğini biliyordum. Ama umurumda değildi çünkü gösterilen ana görevler o monotonluğu unutturabilecek kadar gaz duruyorlardı. Gerçekten heyecanlıydım ve bekleyişin son birkaç haftasının zor geçtiğini söyleyebilirim. Malum oyun çıkışından 2-3 hafta kadar önceden tüm yayıncıları ve basına gitti. Millet oynadı bitirdi. Ben ise tırnaklarımı yiyerek 7 Eylül'ü beklemek zorunda kaldım. Evet siz siz olun eleştiri yapmayın. Herkes eleştiri kaldıramıyor. Neyse sonuç olarak genel basın ile yayıncılara göre geç de olsa oyunu sonunda oynayıp bitirdim. Ve ne bekliyorduysam onu bulduğunu söyleyebilirim sanırım. Ama her şeye rağmen içimde bir burukluk yok desem yalan söylemiş olurum. Galiba o 3 oyun çıtayı o kadar yükseltti ki bu sene çıkacak diğer oyunlardan etkilenmemi baya zor bir hale getirdi. Her zaman söylediğim şeyi yine söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Bu oyunu beğendim. Kötü olduğunu söylemiyorum. Aşağı yukarı oyunda iyi olacağını tahmin ettiğim her şey iyi. Sadece benim süper kahraman türüne yepyeni bir nefes getireceği ve belki de onu baştan yaratacağı yönünde bazı ütopik beklentilerim vardı. Onun yerine alışıla gelmiş ama güzel bir oyun var elimizde. Beğendim yani. Hikayemiz 23 yaşındaki bir spider anlatıyor. Peter Parker güçlerini kazanalı 8 yıl olmuş ve dolayısıyla da örümcek adamlık konusunda oldukça deneyimli. Kendi evine çıkmış ama May yengesiyle evsizlere yardım ettikleri barınakta sıklıkla görüşüyor. Daily Bugle'daki işinden yıllar önce ayrılmış ve artık Doktor Otto Octavius için laboratuvar asistanlığı yapmakta. Mary ile oyun başlamadan 6 ay önce ayrılmışlar ama bizimki bariz şekilde hala ona yanık. Ha bir de suçları tespit etmesi ve engellemesine yardımcı olması için Yuri Watanabe adındaki bir polis şefiyle işbirliği içerisinde. Oyun başladığındaki ortam aşağı yukarı böyle işte. Bildiğiniz gibi normalde ana hikaye oturana kadar ki olay örgüsünü de özetlerim ama bu oyunda durum biraz farklı. Hiçbir zaman ana hikayenin tam olarak oturduğunu söyleyemem. Sanki bir dizi izlermişçesine ve her bölümde farklı bir şey oluyormuşçasına ilerliyor ama arka planda temelleri atılan bir ana senaryo var elbette. Yani illa özetle diyorsanız Spider-Man yine tüm New York'u tetleden bir felaketi durdurmaya çalışıyor diyeyim kısanın da kısa haliyle. Zaten spider e azıcık bile aşina olan bir insan sadece biraz önce ortamı özetlediğim kısma bakarak hikayenin aşağı yukarı nereye doğru ilerleyeceğini kolaylıkla tahmin edebilir. Olay örgüsü bakımından bu hikayenin çok da ilgi çekici veya şaşırtıcı bir yönü olduğunu söylemek zor. Hani ne olacağını düşünüyorsanız o olacak öyle söyleyeyim. Ama olay örgüsü ne kadar ilgi çekici olmasa da hikaye ve karakterler işleniş bakımından daha önceki tüm Spiderman oyunlarından kat kat daha iyi. Bir kere Spider-Man'i benim için ilgi çekici yapan yönü her zaman için insanlı olmuştur. Geçim sıkıntıları, değer verdiği insanlarla yaşadığı iletişim problemleri ve ne kadar istese de sorumlulukları yüzünden asla hayallerinin peşinden koşamaması. Batman gibi Nirvana'ya ulaşmış, tüm hislerini öldürerek sadece ideallerinin peşinden koşan mükemmel bir suç savaşçısı değildir Spider-Man. Spider-Man quizden çıkma, hepimizin sokakta görünce selam verdiği bizim mahallenin çocuğudur. İçimizden biridir kapitalizmin hüküm sürdüğü şu dünyada eve nasıl ekmek getireceğini, kiracı kapıya dayandığında ne yapacağını, mericeğinden trip yemeden nasıl hem banka soyguncularını yakalayıp hem de randevuya yetişebileceğini düşünen bir garibandır. Ama buna rağmen hiç şikayet etmeden köpek gibi çalışır ve iğrenç esprileri de ağzından hiç eksik olmaz. İşte Spider-Man'in, daha doğrusu Peter Parker'ın bu yönlerini anlatmaya çalışan bir oyun görmedim ben şu ana kadar. En fazla Mary Jane olan ilişkisi üstün körü anlatılır ama geri kalan kısımlarda büyük bir düşman New York'u tehdit ediyor. Durdun mu Spider-Man konsepti üzerinde gider olaylar. Insomniac'ın Spider-Man'i ise ilk kez bu karakterin sadece kırmızı bir maskeden ibaret olmadığını göstermeyi başarmış. Ve bunu Telltale'in Batman serisindeki gibi ana karakteri tanınmayacak hale getirip ergenleştirerek yapmamış. Hayır abi. Ben bu karaktere baktığımda çizgi romanlarını okuyarak ve çizgi filmlerini izleyerek büyüdüğüm Spider-Man'i görebiliyorum. Insomniac'ın Spider-Man konusunda ne kadar tutkulu olduğunu bir bakışta rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Her ne kadar kendi yorumlarını katmış olsalar da orijinal karaktere asla ihanet etmiyorlar. Telltale'in aksine. Spider-Man'in endişe etmesi gereken tek şeyin siyahı beyaza dönüştürebilen bir Çinli değil, evine gelen haciz, Merceğin attığı mesajın yanlış anlaşılması veya işe geç kalması gibi durumlar olduğu bir oyun benden senaryo anlamında direkt artı puanı kapıyor. Malum oyunların giderek daha sinematik olduğu şu günlerde süper kahraman türünde bu konuda bir adım atması gerekiyordu zaten. Arkham oyunlarının bile zayıf kaldığı bir nokta bu çünkü. Bu bahsettiğim sinematiklik sadece karakter drama sahnelerine değil, aksiyon sahnelerinde de kendini çok güzel bir şekilde gösteriyor bu arada. Sanki Spider-Man değil de Uncharted'dan bir ara sahne falan izliyormuşum gibi hissettim kendimi. Bu benzetmeyi incelemede daha sonradan tekrar kullanabilirim. Hazır olun. Peter Parker haricindeki ön plana çıkan diğer karakterlere de şöyle bir bakarsak akla ilk gelen tabii ki Mary Jane Watson oluyor. Insomniac bu oyundaki Mary Jane'i yaratırken oldukça özgür davranmış. Ne orijinal Marvel evrendeki süper model ne de Ultimate evrendeki liseli kız modeline benzetemedim ben bu karakteri. Bu seferki Mary Jane, Daily Bugle'da çalışan ve her işe burnunu sokmayı seven meraklı muhabir modelinde yaratılmış. Ve bunun da ona sürekli kaçırılan kız stereotipinden çıkıp kendi başına bir karakter olabilme fırsatı vermesi gerekiyordu sanırım ama durum pek de öyle değil. Çok sevgili Mary Jane yine götü sıkıştıkça Spider-Man tarafından kurtarılıp duruyor oyun boyunca. Keşke Mary Jane konseptini bu kadar değiştirmektense yepyeni muhabir bir karakter yaratmayı seçselermiş demeden edemedim. Çünkü şu kıza baktığımda Mary Jane'i göremiyorum ben. Bir diğer karakter Miles Morales ile ilgili ise şimdilik çok konuşmasam daha iyi. Çizgi roman okurlarının bileceği gibi kendisi de geç Spider-Man rolünü Peter Parker'dan devralan karakter. Bu oyunda pek bir numarası yok ama gelecek oyunda bazı ilginç olaylar bizi bekliyor olabilir. Büyük ihtimalle hepinizin çoktan tahmin ettiği bir şey olsa da kısaca bahsetmek istediğim spoilerlı bir durum var. Ondan dolayı görmek istemeyenler ekranda yazan dakikaya ve saniyeye atlasın lütfen. Evet davulla zurnayla e duyurulmasına rağmen bilmiyorsanız oyunun baş düşmanı tabii ki Doktor Otto Octavius. Neden bilmiyorum ama yapımcılar sanki biz oyuncular olarak bu amcanın en de Spider-Man'in en ikonik kötü adamlarından biri olan Doktor Octopus'a dönüşeceğini bilmiyormuşuz gibi davranıyor. Hani Octavius'un baş kötüye dönüşmesi büyük bir sürprizmişçesine. Hatta Peter ile Octavius arasındaki bağ kurmak için o kadar kasıyorlar ki neredeyse bir baba oğul ilişkisi yaratıyorlar. Böylece finalde karşı karşıya geldiklerinde duygusal bazı anlar yaşatmaya çalışıyorlar ama yemiyor. Yani bilmiyorum siz ne hissettiniz ama ben bu herifin en baştan beri Doktor Octopus'a dönüşeceğini bildiğimden pek bir bağ falan hissedemedim. Doğal olarak da duygusal olması gereken hiçbir sahne bana sökmedi. Ya hadi hacı ne zaman Doktor Octopus'a dönüşeceksin dedim hatta. Hatta ve hatta oyunun Doktor'u bu kadar gözümüze sokmasının sebebinin plot twist olacağını bile düşündüm. Hani Spider-Man fanlarını keklemek için Doktor Octavius'u gösterip Octopus'a dönüşeceğine inanmalarını sağlayıp ondan sonra da konuyu bambaşka bir noktaya çekerek ve gerçekten de Octavius'un hikayeyi masum biri olarak tamamlamasını sağlasalarmış işte o zaman ilginç bir sürpriz olurmuş. Sonuç olarak senaryo açısından insomnia yakın Spider-Man'i tüm süper kahraman oyunlarının arasından rahatlıkla sıyrılıp çıkabilecek kadar incelenip sık dokunmuş bir anlatıya sahip. Bazı noktalarda gerçekten de kendimi Sam Raimi filmlerinden birini izliyormuşum gibi hissettim. Tabi Imo Peter Parker'ı formülden çıkarırsak. Araya eklenen birkaç ufak tefek gönderme ve artık klasikleşmiş olan dokunuşlarla da hayranları göz kırpmayı unutmamışlar. Ayrıca bariz şekilde bu çok daha büyük bir hikayenin ilk parçası sadece. Devam oyununa fazlaca malzeme bırakarak bittiğini söylersem yanıl olmaz sanırım. Kısacası hikaye şaheser olmasa da kendi alında hiç yapılmamış bir şeyi başarıyor. O yüzden tebrik ederek oynanışa geçiyorum. Ha bu arada beğendim ben bu oyunu. Hani hatırlatayım dedim belki unutmuşsunuzdur. Beğendim yani. Bu kadar fazla beğendim dediğim için de birkaç tane sazan çıkacak şimdi sırf trolleme amaçlı. Gene beğenmemiş ya falan diyecek. Aynen aferin abisi çok zekisiniz ya aferin başka kimsenin aklına gelmemişti o espri zaten. Bir sizin aklınıza gelmişti bir siz zekisiniz anasını satayım tebrik ediyorum. Evet aynen böyle aynen böyle devam. Bildiğiniz gibi Spider-Man 1 açık dünya aksiyon oyunu. Ve bu oyunda yaptığınız iki temel şey var. Spider-Man'in atletik özellikleriyle şehirde gezmek ve düşmanlarla savaşmak. Savaşma kısmını şimdilik ikinci plana atalım ve önceliğimizi gezme kısmına verelim çünkü oyunun en iyi yaptığı şey bu. Spider-Man olarak şehirde gezmek. Spider-Man'le büyümüş pek çok çocuk gibi ben de örümcek ağları ve güçleriyle Manhattan caddelerinde gezmenin hayallerini kurdum. Ve Insomniac'ın Spider-Man'i bunu ilk yapan oyun olmasa da en iyi yapan oyun. Öncelikle buna sadece gezmek demek yerine bir isim vermemiz benim için cümle kurmayı daha kolay bir hale getirecektir diye düşünüyorum. İngilizce'de olsa web slinging der geçerdik ama Türkçesi uymuyor. Tam olarak istediğim anlamı vermese de biz bu mekaniklerden inceleme boyunca parkur mekanikleri diye bahsedeceğiz. Parkur bu oyunla alakalı en iyi şey. Artık açık dünya oyunlarından ciddi anlamda baymış olduğum gerçeği bir sır değil. Haritanın orasına burasına koşup aynı yan etkinlikleri tekrar tekrar yapmaktan hoşlanmıyorum çünkü. Ama bu açık dünya oyunlarının içerisinde bir de güç fantezi diye adlandırılan bir tür daha bulunmakta. Karakterinizin aşırı güçlü ve aşırı hızlı olduğu, şehrin bir ucundan diğerine gitmenin en fazla dakikalar sürdüğü bir açık dünya türü. Infamous Second Son veya Sunset Overdrive'de olduğu gibi yani. Ve ben onları seviyorum işte. Infamous Second Son'ı beğenmemin sebebi gerçekten de önüne çıkan hiçbir zemine takılmayan Neon veya neredeyse uçmanızı sağlayan video gücüydü. Kullanımları basit ama eğlenceliydiler. Sadece yuvarlak tuşuna basmanız bu havalı hareketleri yapmanıza yetiyordu. Sunset Overdrive'de ise çok daha alengirli bir sistem söz konusuydu. Bu oyun sabit durmanızı kesinlikle istemiyordu. İster savaşı yolun, ister gezin, normal bir şekilde koşmak Sunset Overdrive'de en az yapacağınız şeydi. Tüm bir şehir karakterinizin çeşitli parkur hareketlerini kullanarak etkileşime geçebileceği cisimlerle doldurulmuştu. Oyun sizden bu hareketleri birbirine bağlayarak parkur komboları çıkarmanızı istiyordu. Ne kadar uzun süre devam edebilirseniz o kadar hızlanıyor ve güçleniyordunuz ve harita buna o kadar uygun şekilde dizayn edilmişti ki her zaman kombonuzun devamını sağlayacak bir nesne oluyordu etrafta. Ama pratik gerektiren bir sistemdi. Çünkü tüm bu hareketler farklı tuş basışlarıyla gerçekleştiriliyordu ve onların da zamanlamalarını iyi kavramanız gerekiyordu. Karakterin kazandığı hızı ve ivmeyi düzgün şekilde ayarlayarak etraftaki nesneleri tutturmaya devam etmeliydiniz. Bu sisteme bir kez alışıp ustalaştığınızda o kadar tatmin edici hale geliyordu ki kendimi sanki Devil May Cry'de havalı 3 estik kombolar çıkarıyormuş gibi hissediyordum. Hikaye ve görev dizaynı anlamında oldukça basit kalan o oyun parkur mekaniklerinin derinliğiyle bana Xbox One aldırmayı başarmıştı. Hala da söylerim Sunset Overdrive'ın üzerine açık dünya parkur oyunu tanımıyorum diye. Neyse işte girişte de dediğim gibi Insomniac'ın Sunset Overdrive'da açık dünya parkur anlamında çıkardığı işin kalitesini görünce ve Spider-Man'i onların yapacağını öğrenince heyecanlanmama meyledi. Değildi. Ne kadar da doğru bir seçim demiştim. Bu işi becerirse onlar becerir. Zaten kendileri de çıkıp Sunset Overdrive yapmanın onlara büyük deneyim kazandırdığını ve Spider-Man'i geliştirmede çok yardımcı olduğunu söylediler. Ve evet, becermişler. Dediğim gibi Spider-Man'le New York binaları arasında ağ fırlatarak sallanmak oyunun kesinlikle en eğlenceli yönü. Ama bir karşılaştırma yapmam gerekirse, Spider-Man'in parkur sistemi Sunset Overdrive'dan daha çok Infamous Second Son'unkine benziyor. Yani derin ve tatmin ediciden çok basit ve havalı diyeyim. Sadece R2 tuşuna basılı tutmak ve yön vermek bile Spider-Man'in cool bir şekilde şehri turlamasına yetiyor. Hem kendi kendine ivme ve hız kazanıyor hem de herhangi bir binaya falan toslarsanız hiç bozulmadan otomatik olarak yüzeyde koşmaya başlıyor. Bunun haricinde havadayken X tuşuna basarak kendinizi ileriye doğru çekebiliyor veya L2 R2 ile bir noktaya konup mancınık gibi fırlatabiliyorsunuz sevgili karakterimizi. Bir iki püf noktası daha var ama temel olarak parkur mekanikleri bu 3 tuş kombinasyonundan ibaret. Eğer olaya hangisi daha havalı diye bakarsak hiç düşünmeden Spider-Man derim. O kadar akıcı o kadar güzel animasyonlarla desteklenmiş ki bu ağ atma mekanikleri. Adamların gerçekten oturup örümcek adam hareketleri üzerine ince ince çalıştığı belli. Birkaç kez kendimi sinemada Spider-Man filmi izliyormuş gibi hissettiğim oldu yani öyle diyeyim. Ama hangisi daha derin hissettiren parkur mekaniklerine sahip diye sorarsanız o konuda tacı hala Sunset Overdrive yiyor. Lütfen yanlış anlamayın beni. Spider-Man'in parkur mekaniklerini acayip beğendim. Gerçekten de düşlediğim örümcek adam olma hissiyatını verdi bana. Sadece aynı stüdyo tarafından daha önceden yapılan aynı türdeki bir oyunda daha geniş kapsamlı mekanikler varken Spider-Man'de basitleştirmeye gidilmesi azıcık hayal kırıklığına uğrattı diyeyim. Ama Sunset Overdrive'ı hiç deneyim etmemiş olsaydım emin olun Spider-Man'i sayyalar akıtarak oynuyor olurdum. Evet parkurdan yeteri kadar bahsettiğimize göre sıra savaş mekaniklerinde. Büyük bir oyuncu kesmenin çoktan dikkat çektiği gibi Spider-Man'in dövüş mekanikleri Arkham serisini bayağı bir andırıyor. Karakterimizin kafasının üzerine çıkan tehlike sembollerini uyarak saldırılardan kaçmak ve boşluk oluşunca düşmana saldırmak, belli sayıda combo yaparak fokus barını doldurmak ve bitirici hareketler yapmak, kalkanlı ve bürüt düşmanlar, savaşta kullanılabilen çeşitli araçlar gereçler vesaire vesaire. Evet benziyorlar ama tıpatıp aynı hissettir söyleyemem. Öncelikle şunu aradan çıkarayım. Üzgünüm ama Arkham oyunlarının vuruş hissiyatı daha iyiydi. Adama kodum mu oturttuğumu hissediyordum. Spider-Man'de ise insandan çok bir kum torbasını yumrukluyormuş gibi hissettim oyun boyunca. Muhtemelen kullanılan ses efektleriyle alakalı bir durum diye düşünüyorum bu. Ama şu mesele haricinde Spider-Man'in dövüş mekaniklerinin Arkham'inkilerden çok daha çeşitli ve gelişmiş hissettirdiğini söylemeliyim. Oyunun ilk birkaç saatinde dövüşler pek de iç açıcı değildi. Hatta keşke hiç dövüşmek zorunda olmasak. Bile dediğimi hatırlıyorum. Vuruş hissiyatının zayıf olması bir yana karakterimizin yapabildiği hareketler çok kıttı ve şu gelen saldırılardan kaçma olayı pek de iyi çalışmıyor gibiydi. Oyun her ne kadar bize Spiderman'in kafasındaki örümcek hisleri sembolü belirince yuvarlığa basarak kaçmamızı söylese de mekanik tam olarak o şekilde çalışmıyordu. Örümcek hisleri Arkham oyunlarındaki gibi kaçmak için tuşa tam olarak basmanız gereken anı değil yakın zamanda gelmekte olan bir saldırının haberini veriyordu sadece. Yani düşman animasyonlarına dikkat etmeden tamamen bu sembole güvenerek oynarsanız kötü sonuçlar doğabiliyordu. Sırf bu yüzden daha ilk boss olan Kingpin'de bile 3 kez kendi oyunculuğumdan şüphe ettim. Soulsborne gibi sadece düşman animasyonlarını okuyarak oynanan oyunlarda rahatken neden Spider-Man'de zorlanıyordum? Çünkü örümcek hisleri kafamı karıştırıyordu. Çünkü Arkham serisi ve onu kopyalayan pek çok oyun karakterimizin kafasını tehlike işareti çıkması durumda hemen kaçma veya blok tuşuna basmaya programlamıştı beni yıllardır. Eyvah dedim içimden. İşimiz var bu oyunda. Ama sonradan durum değişti. Spider-Man level atadıkça ve yeni özelliklere sahip oldukça sadece örümcek hisleri daha kesin sonuçlar vermekte kalmadı. Aynı zamanda hareket şeması da o sınırlandırıcı odun formattan çıktı. Oyunun sonlarına doğru Spider-Man ile düşman pataklamak tam bir görsel şölen haline gelmişti. Artık savaşmaktan çok keyif alıyordum. Bir sürü farklı yakın dövüş hareketi, bir sürü farklı aile cihaz saldırısı ve süper olarak adlandırabileceğimiz bir sürü farklı kostüm özellikleri. Tüm bunların üzerine bir de çevre etkileşimini kullanarak düşmanları alt etmede eklenince oyun acayip tatlı bir hal almıştı her savaş sırasında yapabileceğim tonla farklı şey varmış gibi hissediyordum. Ha tabi tüm o şeyleri yaparken de yine felaket akıcı animasyonlar sayesinde aşırı havalı gözüktüğümü de unutmayalım. Yani evet başlarda olmasa da sonradan savaş mekaniklerinden bayağı keyif alır hale geldim. Evet oyunun temelini oluşturan iki mekaniği de beğendiğimi belirttikten sonra şimdi geldik bir diğer kritik öğeye. Açık dünya. Normalde oyunların artık açık dünya olmasını tercih etmiyorum. Ama konu Spider-Man olduğunda açık dünya en doğru seçim. Bir haritada özgürce uçup kaçamayınca Spider-Man olmanın ne anlamı var ki yani değil mi? Peki açık dünyası nasıl? Şu ana kadar çıkan tüm süper güç oyunlarındaki o ölü şehir hissiyatını yenmeyi başarmış mı? şehir gerçekten canlı hissettiriyor mu? Maalesef hayır. Hissettirmiyor. Bu türdeki diğer tüm oyunlarda olduğu gibi New York'ta gerçekten yaşayan, nefes alan bir şehirden çok ana karakterin güç fantezi yapabileceği bir kum havuzu olarak hazırlanmış. Gece gündüz döngüsü bile yok. Günün saati senaryoya göre değişiyor. Ancak oyunu bitirdikten sonra kendiniz günün hangi saatinde oynayacağınızı seçerek değişim yapabiliyorsunuz. Ama kendiliğinden devam eden bir döngü yok. NPC'ler arada bir beşlik çakma haricinde tamamen beyinsiz robotlar gibi etrafta dolanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. He, açıkçası fazlasını yapsalar da fark etmeyiz çünkü yerde çok fazla zaman geçirdiğimiz bir oyun değil bu. Ondan dolayı büyük bir problem de değil. Problemler daha çok şehirde yapabileceğimiz etkinlikleri düşündüğümüz zaman ortaya çıkıyor. Evet tahmin edebileceğiniz gibi açık dünya birbirinin aynısı yan etkinliklerle dolu. Ne büyük sürpriz değil mi? Kule açarak haritadaki etkinliklerin yerini ortaya çıkarmak, düşman outpostları temizlemek, önemli New York yapılarının fotoğrafını çekmek, çanta ve benzeri nesneleri toplamak vesaire vesaire. Pek çok açık dünya oyunda yaptığımız tüm o etkinliklerin tıpatıp aynıları yani. İnsan bu seviyede yüksek bütçeli ve kaliteli bir Spider-Man oyunu görünce kendini tekrar etse bile en azından spider temasına özel bir şeyler bulmayı umuyor. Ve neyse ki ucundan da olsa var suç olayları. Şehirde gezerken rastgele şekilde karşılaştığınız çeşitli suç olayları var. Her bölgede 5 tane olan bu suç olaylarının büyük bir kısmı genelde bir düşman topluluğunu dövmenizden ibaret oluyor. Şehirdeki bir noktaya gidiyor, düşmanları görüyor, hepsini eşek sudan gelinceye kadar dövüyor ve etkinliği bitiriyorsunuz. Ha arada bir iki tane farklı olanlar var. Kaçan araçlardaki düşmanları devre dışı bırakıp kaza yapmadan durdurmak veya çoktan kaza almış bir alandaki sivilleri kurtarmak gibi. Bunlar ilk kez yapıldığında size spider sadece karşısına çıkan herkesi dövmekten ibaret bir süper kahraman olmadığını hatırlatarak sevindirse de 100. defa aynı şeyi yaptığınızda pek bir anlamı kalmıyor. Ne yüzüyor? Her bölgede 5 tane var dedin diyebilirsiniz. Evet ama o sadece bir düşman tipi içinde. Yani şöyle anlatayım. Hikayeye ilk başladığınızda Maskeli Sokak Serserilerinin suçlarını durdurmaya çalışıyorsunuz. Onların hepsini bitirdiniz mi? Hikayede ilerleyince ve Demon çetesi işin içine girince bu sefer onların suçlarına geliyor sıra. Onları da bitirdikten sonra hikayedeki bir sonraki düşman grubu neyse onlarınki. Ve zannetmeyin ki gruplar değişiyor diye suçlara da değişsin. Yok öyle bir şey. Aynı görevleri farklı düşman tipleriyle yapıyorsunuz sadece. Tekrar ve tekrar. Ve işte çok sevgili izleyicilerim ben oturup bunların hepsini yaptım. Tekrar ve tekrar. Oyunu %100 bir şekilde bitirip platin kupamı alana kadar. İnanmıyorsanız ahanda kanıtım. Peki neden? Neden Dostkaya neden? Yan etkinlikleri bu kadar sevmiyorsan madem neden inatla yapmaya devam ediyorsun diye soruyorsanız. Bir bu hayatımda aldığım en kolay platin kupaydı. İkincisi ise karakterimi geliştirmek için tabii ki. Açık dünyada yaptığınız tüm etkinlikler size çeşitli token'lar olarak geri dönüyor. Bu token'larla da yeni cihazlar veya kostümler craftlıyor veya var olanları geliştiriyorsunuz. Yani karakterinizi geliştirmenin tek yolu sadece level atlayıp yeni skill açmak değil. Tokenlar dolayısıyla da yan etkinlikler oldukça kritik bir rol oynuyor Spider-Man'in gelişiminde. Eğer oynaması daha rahat ve daha eğlenceli bir karaktere sahip olmak istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. Geleceğe yatırım gibi yani. Ve evet aynı etkinliği tekrar tekrar yapmak her ne kadar sıkıcı olsa da en azından ödüller sizi onları yapmaya teşvik edecek kadar büyük. Özellikle kostümler benim için en büyük itici güçtü. Oyunda 28 tane farklı kostüm var ve sadece kozmetikten ibaret değiller. Her kostüm kendi özel gücüyle beraber geliyor. Örneğin Punk kostümü gitarıyla enerji patlaması yaratarak düşmanları dağıtabiliyor. Spider Armor Mark 2 kısa süreliğine kurşun geçirmez olarak ateş silahlardan koruma sağlıyor. Veya Iron Spider ekstra kollar çıkartarak çok daha geniş alanlara saldırabiliyor. Yani sizi bilmiyorum ama kostümler bu tarz özellikleriyle gelince ben hep bir sonraki ne olacağını karakterime yeni ne özellikler kazandıracağını merak ederek oynadım. Ki oyunda ilerledikçe ve daha yüksek seviye zırhlar açtıkça da bir gelişme kaydettiğinizi hissediyorsunuz. Mesela Spider Armor Mark 3 mermileri sadece durdurmakla kalmıyor geri döndürüyor. Mark V sadece mermileri değil tüm hasar türlerini durduruyor gibi gibi. E de suit modlar var. Bunlar da yine kendi işlerine çok çeşitliler. Ama benim favorim doğru zamanda saldırıdan kaçtığınızı zamanı yavaşlatan moddu mesela. Götümü defalarca kurtardı. Ve yine bunları craftlemek için o tokenlara ihtiyacınız var. Kısacası demek istediğim yani tokenlara ihtiyacınız var arkadaşlar. Spider-Man'in oynanışından daha fazla keyif almak için tokenlara ihtiyacınız var. Ben de o yan etkinlikleri bu yüzden yaptım işte. Ve neyse ki oynadığım oyun kontrol etmesi acayip keyifli bir karakter olan Spider-Man'in oyun oyunu da ölümüne sıkılmadım. E bunda sıkılmıyor da Assassin's niye sıkılıyor diye soracaksanız Spider-Man'i sadece koşarak ve tırmanarak oynamayı bir deneyin bakayım ne oluyor. Bir anda nasıl da rezalet bir oyuna dönüşüyor. Hatta Spider-Man'in ağlarını kullanamadığı bir yan görevi var. Deneyin görün bak. Yan etkinliklerden beğendim. Evet biliyorum artık komik değil aynı espri inceleme boyunca yaptığım için artık komik olmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Başta komikti ama boku çıktı sordan. Katılıyorum haklısınız. Ama beğendim. Yan etkinliklerden yeteri kadar bahsettiğimize göre artık senaryolu görevlere geçiş yapabiliriz. Yani oyunun etli kısmına. Ya da veganları kızdırmayalım ana yemeğe diyelim. Ana senaryo görevleri nasıl? Yani bazen güzel, bazense şehirde milyon tanesini yaptığınız yan etkinliklerden hallice. Şöyle ki, bazı ana görevlerin amacı açık dünya etkinliklerini tanıtmak oluyor. Hey Spider-Man hadi 3 tane kulü aç da keyfimiz yerine gelsin. Ya da hey Spider-Man şehrin etrafına çeşitli challenge'lar bıraktım. Hadi onları yap tarzında. Özellikle saatlerce yan etkinlik yaptıktan sonra azıcık farklı bir şeyler görmek için ana göreve girdiğinizde karşınıza böyle bir şey çıkınca felaketsini bozucu olabiliyor. Ama doğrudan senaryo odaklı olan görevler böyle değiller elbette. Açık dünyanın parçası olmayan sadece o göreve özel dizayn edilmiş alanlarda geçen görevler mevcut. Ve oyunun parladığı noktalarda aşağı yukarı bu kısımlar oluyor zaten. Şehri yıkarak ilerleyen zırhlı kamyon üzerinde Mr. Negative'in piyonlarıyla savaşmak. Ref'te yapılan saldırı sonrası serbest kalan mahkumlarla mücadele etmek ve hapishane boyunca elektroyu kovalamak vesaire vesaire. Oynanış olarak her zaman yaptığınız şeylerden fazlasını vermese de sağladığı atmosfer ve görsel sunumuyla özel hissettirmeyi başarıyorlar. Uncharted'daki bir aksiyon sekansı gibi düşünün bunları. Yeri geliyor gizli kullanarak düşmanlarınızı gölgelerden alıyorsunuz. Yeri geliyor asit dolu bir şehirde dev akrep kuyruklarından kaçmaya çalışıyorsunuz. Mekaniksel olarak çok farklı bir durumu var yok. Mesela ana görevlerin gizlilik kısımları yapay zeka olarak açık dünyadaki kısımlardan daha mı iyi? Değil. İkisinde de düşmanlar embesilden hallice. Ama birinde köşede rastgele şekilde duran düşmanlar varken senaryo görevinde eğer hepsini gizlice halletmezsem rehineler zarar görebilir diyen bir Spiderman var. Veya o bahsettiğim asitli bölümü şehrin normal versiyonunda gezmekten bir farkı var mı? Yere değememeniz ve arada bir saldırılardan kaçmak için ekranda belirince yuvarlığa basmanız haricinde hiçbir fark yok. Olay tamamen vitrinden ibaret. Ve tamam sunumla güçlendirmeye çalışmaları iyi hoş da İnsan birazcık derinlik bekliyor. Boss savaşları mesela. Temeline baktığımızda neredeyse hepsi aynı şey. Son boss dahil tüm savaşlar şu şekilde ilerliyor. Boss'un saldırı yapmasını bekle. Yuvarlığa basarak saldırıdan kaç. Boşluk yaratınca dal. Hatta Mr. Negative ile yaptığımız savaşlardan bir tanesi direkt Quick Time Event'ten halici diyebiliriz. Dar bir vagonun içinde sağa sol veya yukarı yaparak saldırılardan kaçıp boss yorulduğu zaman dalıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey boss'un hangi saldırıya hazırlandığını anlamak. E zaten iki tane saldırısı var. Ya sağa sola kaçacaksınız ya da tepeye. Sonra bamgüm. Sizce bu oynanış olarak ilginç mi şimdi? Ha görsel olarak inanılmaz güzel duruyor. Alafım yok. Spider-Man'in saldırılardan kaçarkenki hareketlerindeki yumuşaklık, vagondan vagona geçişler falan süper. İnsanı gaza getiriyor. Bu tüm boss savaşları için geçerli. Hepsi görsel olarak acayip etkileyiciler. Ama bu denli atletik bir karakter için oynanış anlamında daha yaratıcı bosslar dizayn edilebilirdi diye düşünüyorum. Ha şunu her incelememde söylüyorum gene söyleyeyim. En azından boss savaşları var oyunda. Arkham Knight'ta bu kadarı da yoktu. Gerçi Arkham serisinin bölüm dizaynları da bu oyunda yok. Yani hangisi ağır basıyor? Düşünmek lazım. Neyse. Açıkçası bossları en baştan mı bu şekilde dizayn ettiler yoksa zamanları yetmedi de mi basite kaçtılar bilmiyorum ama oyunda çok sevgili bazı görevler var ki keşke onları harcadıkları zamanı bosslara harcasalarmış dedi. Eğer bilmiyorsanız oyunda yönettiğimiz tek karakter Spiderman değil. Mary Jane ve Miles Morales'ın güçsüz yani normal insan versiyonu kontrol ettiğimiz bölümlerde mevcut. Şimdi burada olay yine sunum vs oynanış konusuna geliyor. Hikaye interaktifliği açısından bu karakterleri sadece cutscene'de görmeyip direkt kontrol ediyor olmanız hoş. Tıpkı Quantic Dream oyunlarındaki gibi her şeyi kendimiz yapıyoruz gibi hissediyor, mutlu oluyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var ki aynı Quantic Dream oyunlarında olduğu gibi de bu karakterleri kullanmanın mekaniksel anlamda hiçbir keyif veren yönü yok. Özellikle de Spider-Man'i kontrol ettikten sonra. Saatlerce korkunç hızlı bir karakterle Manhattan adasını turlamışsınız. Düşmanlarınızı akıcı mekaniklerle çatı çutur indirmişsiniz. Ve sonra bir anda hop oyun duruyor ve diyor ki Evet hocam yeterince eğlendin. Şimdi bu omuz kamerasına sahip karakterle azıcık turla bakayım. Başlıyorsunuz turlamaya ve etraftaki nesnelerle etkileşime geçmeye. Tüm bu yüksek aksiyon dozajından sonra şu sekanslar o kadar bayık geliyor ki insanı anlatamam. Bu dolanma muhabbeti genelde karakterin düşmanları gözükmeden bir noktadan diğerine gitmeye çalıştığı kısımlar ile sonuçlanıyor ve azıcık daha heyecanlı hale geliyor ama yapay zeka bariz şekilde gizlilik için dizayn edilmediğinden tek yapmanız gereken şey düşmanların arkasını dönüp gitmesini beklemek ve bir sonraki sipere geçmek. Yapmaya çalıştıkları şeyi takdir ediyorum. Farklı oynanış tarzları koyarak tempoyu değiştirmeyi ve sıkılma eşiğini yukarıda tutmaya çalışıyorlar. Ama maalesef bu konuda sadece dörtte bir oranında başarılı olduklarını söyleyebileceğim. Mary Jane ve Miles görevlerinden ciddi anlamda aklımda kalan ve hoşuma gittiğini hatırladığım sadece bir tanesi var. O da Mary Jane ile Spider-Man'e komut vererek Demon piyonlarını avladığımız görev. Spider-Man'i bir kez de olsa başkasının gözünden iş üzerinde izlemek ilginçti hani. Ama o görev ne kadar ilginçse Norman Osborn'un evini karıştırarak delil aradığımız görev de o kadar sıkıcıydı. Bir de mini oyunlar var elbette onları da unutmayalım. Insomniac Peter Parker'ın bilimsel çalışmalarını bile siz yapıyormuşsunuz gibi hissetmenizi istemiş. İnteraktiflik kasıyorlar dedim ya hani işte. O yüzden de mini oyunlar ekleyerek siz yapıyorsunuz. İllüzyonunu yaratmaya çalışmışlar. Ama bu mini oyunların sadece iki çeşidi var ve onların biri anaokulundan çıkma şekil eşleştirme. Diğeri de özellikle Bioshock'ta bolca gördüğümüz su yönlendirmenin voltaj versiyonu. İlk başta ha mini oyun hoşmuş diyebilirsiniz ama yüzüncü kereden sonra emin olun gene mi lan diyorsunuz. Ha evet bu bulmacalar sonlara doğru daha komplike ve ilgi çekici hale geliyor ama ben o noktaya gelene kadar bu bulmaca stillerinden fazlaca bıktığımdan pek etki etmedi. Options'dan bunları kapatabiliyorsunuz da diyebilirsiniz ama o zaman ben kendimi oyunu oynamış saymıyorum abi. Bir oyunun bana sunduğu her şeyi oynayıp deneyim etmem lazım. Kendini tekrardan yan etkinliklerden bahsettik. Niteliksiz hissettiren ana görevlerden de bahsettik. Bahsetmediğimiz bir şey var ki o da yan görevler. Evet oyunda bir de senaryolu yan görevler var. Ve evet tahmin edebileceğiniz gibi onlar da çok heyecanlı şeyler değiller. Güvercin kovalama, resimden mekan bulma, daha önceden bahsettiğim ağ kullanmadan koşarak bir yerlere ulaşma, suçları takip etme falan filan. Bunlar genelde robot gibi hareket eden bizlerden aldığımız ve doğru düzgün ara sahneler bile içermeyen görev tipleri. Ama arada bir iki tane yan görev var ki onların sunumu en az ana görevlerin kadar iyi. Hatta yan görevlere özel iki tane de boss savaşı var. İlki motoru çetesi görevlerini takip edip bitirmeniz durumunda ulaşabildiğiniz bir boss olan Tombstone. İkincisi ise şehrin çeşitli yerlerini challenge'lar bırakmış olan Taskmaster. Ve bunun bir drone kovalama challenge'ları var ki onların Allah belasını versin. Bu Taskmaster'ın tüm challenge'larında altın seviyesinde skor alacağım diye bütün bir günü harcadım. O kadar hatasız yapmanız lazım ki. Saniyelik böyle her şey. Hani zorunlu değilsiniz ama ben tüm challenge tokenları alabileyim diye kasmıştım. Neyse. Hepsini yaptığınızda Taskmaster sizi ziyaret ediyor ve onunla da kapışabiliyorsunuz. Bunları neden anlattım diye soruyorsanız, istedikleri zaman aynı Arkham City'de olduğu gibi ana senaryo görevi seviyesinde yan görevler yapabildiklerini anlayın diye. Hani keşke şu birbirinin aynısı yan etkinlikleri zart zurtunu bir köşeye bırakıp odaklarını bu tarz yan görevler dizayn etmeye çevirselermiş elimizde çok daha dolu hissettiren bir oyun olabilirmiş diye düşünüyorum. Oyunun en ilginç yan görev senaryolarından biri olan sahte Spiderman görevinin ara sahneleri NPC'lerin mal mal animasyonlarından dolayı sanki 2005'ten kalma bir oyun gibi duruyor ya. Keşke biraz daha çalışılsaymış. Gerçi tek sıkıntı görevlerde değil. Açık dünyada gezerken de sıklıkla garip glitchler ile karşılaştım. Kendi kendine havalanan yayalar, aniden ortadan kaybolan arabalar, ışıklandırma sıkıntıları, hatta oyun birkaç kez çöktü bile. İşte böyle durumlarda genel açık dünya oyunlarında görmeye alıştığımız o kalitesizlik yine yüzünü gösteriyor. Sony ekskluziv bir oyunda olsa, kaç defa üzerinden geçilse de kurtulamıyoruz bunlardan. Eh kolay iş değil tabi, açık dünya sonuçta en azından oyunu cidden oynatmayacak seviyede şeyler değiller. Görsellik anlamında oldukça tatmin edici bir oyun olduğunu inceleme içerisinde yeteri kadar söylediğimi düşünüyorum. Özellikle animasyonların akıcılığına bayağı değindim sanırım. Kaplamalar nasıl diye sorarsanız valla güzel duruyor bilmiyorum. Oyun çıkmadan önce çok fazla downgrade yedi mi yemedi mi tartışması yapıldı. Resimler 7 yönündeydi ama ben bunu bir bakışta anlayacak veya analiz edebilecek yetiye sahip değilim. Aha da herkesin çok konuştuğu sahne. Siz söyleyin var mı yok mu? Gerçi kıyafet farklı olduğundan anlamanız biraz zor olabilir. Ben memnunum oyunun görselliğinden. Sonuç olarak ben Spider-Man'i beğendim. Evet, oyunun kesinlikle problemleri var. Özellikle bölüm dizaynı konusunda oldukça zayıf bir oyun. Ama senaryo anlatımıyla, aşırı keyifli savaş, parkur mekanikleriyle, geniş kostüm seçenekleriyle, karakter özelleştirmeleriyle ve tabii ki görsel sunumuyla Spider-Man'in rahatlıkla sağlam bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Şu dönem Spider-Man'i sürekli Arkham Knight'la karşılaştıran videolar ve yazılar görüyorum internette. Ve evet, anlamıyor değilim. Aynı türe mensup iki oyun olmaları ve bolca benzerlik barındırmalarından dolayı yaşanıyor bu durum. Burada bir şey açıklamak istiyorum ki kafa karışıklığını gidereyim. Zamanda Arkham Knight'ı incelediğimde yanlış bir puan verdiğimi düşünüyorum. Sırf Metal Gear Solid 5 ile aynı puanı vermemek için ve Metal Gear Solid 5'in aksine Arkham Knight'ın bir finali olduğu için 88 puan vermiştim ama o gün bugündür içimde ukde olarak kalan bir durum bu. Arkham Knight 88'i hak eden bir oyun değil ve tüm yaptığım incelemeler içerisinde geriye dönsem değiştirebileceğim tek nokta bu olabilir. O oyunun hak ettiği maksimum puan 83. Neden bunu anlatıyorum diye sorarsanız şu yüzden. Spider-Man Arkham Knight'tan daha iyi bir oyun. Ve bu Arkham Knight'tan daha yüksek puan vermem gerektiği anlamına geliyor. Ama 89'luk veya 90'lık bir oyun da değil. O yüzden sizlerden geriye dönük bir şekilde özür diliyor. Arkham Knight'ın puanını 83 olarak düşünmenizi rica ediyorum. Spider-Man'in puanı ise